Çok değerli basın mensupları, bugün heyecanlı ve mutlu bir gündeyiz. Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüzle ilk sözleşmeyi yapıyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bursa sporumuzun layık olduğu yere azimle ve heyecanla birlikte devam etmek istiyoruz. Benim gibi heyecanlı teknik direktörümüz, sportif direktörümüz de benim gibi çok heyecanlılar. Bizim öncelikle seçmekteki hedefimiz her ikisinin de Bursaspor camiasının büyüklüğünü bilmesinden dolayı ve heyecanlı olmalarından dolayı kendilerine anlaşmaya vardık. Ben sizlerin huzurunda imza törenini gerçekleştirmek istiyorum. Her iki teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzle de ikişer yıllık sözleşme imzaladık. Sözleşmelerimizde tazminat maddelerimiz yoktur. Tamamen başarı üzerine odaklı bir ücretimiz vardır. Bursa sporumuzda da herhangi bir külfet şu an maliyet yoktur. Hocam sözü size bırakayım. Duygularınızı alalım. Geliyor abi. Öncelikle hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle bir gündem vardı. Herkes de bana bu konuyla alakalı sorular yöneltiyordu sosyal medyadan veya cep telefonundan ama kimseye cevap veremiyordum. Çünkü biraz böyle bir sürece ihtiyaç vardı. Öncelikle Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu ve Büyük Bursa Spor Camiası'na böyle bir kutsal görev diye ifade ediyorum. Kalben ve samimiyetimle söylüyorum. Bursa Spor'un büyük bir kulüp olduğunu, büyük bir camia olduğunu söylemem, şu anda benim bunları anlatmam çok doğru olmaz. Bunu bütün herkes biliyor. Ama zaman zaman kulüpler böyle şeyler yaşayabilir. Buna benzer şeyler olabilir. Önemli olan tekrardan geleceğe nasıl yürümek lazım? Bunların planlarını yapmak lazım. O yüzden de buradayım. Başkanım daha önce bu kulüpte çok önemli bir şampiyonluk yaşadı. O zaman da bu kulübün içindeydi. İnşallah bu sene tekrar böyle bir şey yaşarız ve artık bir daha geriye dönmemek üzere çok doğru yapılanıp oraların takımı olmamız dileğiyle benimle alakalı birçok Bursa'da sosyal medyadan beni uzun zamandır sürekli bu kulübe yakıştıran arkadaşlara da buradan çok selamlarımı söylüyorum. Sizden sadece bir şey rica ediyorum. Bunu çok samimi ve içten söylüyorum. Sadece burası başaramaz. Sadece orası da başaramaz. Birlikte yapabilmemiz gereken çok iş var. Ben bu konularla alakalı herkes benimle iletişim kurabilir. Ve siz de süreçleri de bütün yaşanmışlıkları da biliyorsunuz. O yüzden topyekun bir kalkınmaya ihtiyaç var. Bu topyekun kalkınmanın içinde hepimizin sorumlu olduğu alanlar var. O sorumlu olduğumuz alanlarda yeteneğim, kendimden bahsediyorum ve ekip arkadaşlarımdan, bilgimiz, donanımımız, yeteneğimiz neyse, kulübümüzün şartları neyse, o şartlar doğrultusunda en iyisini yapmak adına kendi adıma sizlere bir kere burada söz veriyorum. İnşallah ki hayırlı olur. Umut ettiğimiz bu yolculukta Allah da sonunda iyi şeyler bize yaşamayı nasip eder. Herkese merhaba. Türkiye'nin incisi Bursa'da olmaktan dolayı çok mutluyum bir kez daha. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Başkanımız bana çok güvendi, yönetim kurulumuz bana çok güvendi. Bu süreçte onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa, bırakın Türkiye'yi, Avrupa'nın önde gelen futbol camialarından, önemli kentlerinden, önemli markalarından biri. Bu süreçte futbol adına ya da futbol dışında ne bildiğim, ne öğrendiğim, tecrübe edindiğim ne kadar çok şey varsa onu Bursa Spor'a katkı sağlamak için kullanacağım. Emeğim, kendi adıma düstur edindiğim ahlakım, iş ahlakım, becerilerim Bursa Spor'a 7/24 açık olacak. İnanın bu şehirle kalbimde, bedenimde, ruhumda çok farklı bağlar oluştu. Bursa Spor tarihinde de ilerleyen süreçlerde önemli başarılara imza atmak istiyorum değerli başkanımla, yönetim kurulumla ve saygıdeğer hocamla.
Yani upuzun, ipince bir yoldayız. Biraz önce hocamın da bahsettiği gibi biz elimizden gelen tüm özveriyi göstereceğiz. Yani kolayı herkes yapar ama zoru bizim başarmamız lazım. Bugün umarım iyi bir başlangıç olur. Tüm açıklığımızla bu sürece başlayacağız. Planlı, programlı bir şekilde gideceğiz. Biraz önce bahsettiğim gibi Bursa'nın hak ettiği yerde olacağına inanıyorum ilerleyen süreçlerde. Sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Bursa Spor taraftarının desteğine de ihtiyacımız var. Burada emin olacağınız tek konu bence şu olmalı. Son derece açık, şeffaf, emekçi ve dinamik olacağız bu süreçte. Tek ihtiyacımız olan şey var. O da birazcık futbol şansı. Teşekkür ederim. Camianın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de transfer tahtasının açılıp açılmayacağı, ne zaman açılacağı. Bu konuyla ilgili bir gelişme söz konusu mu? Şimdi tabii ki öncelikle teknik direktörümüzü halletmek istedik. Teknik direktörümüzle sözleşme imzalamak istedik. Bu süreçte tabii ki üçümüz ortak hareket edeceğiz transferlerle alakalı. Takıma uyum sağlayacak oyuncularla biz görüşmüştük. Bir ön görüşmelerimiz var. Prensipte anlaştıklarımız var. Biliyorsunuz ki UEFA'yı kaldırdık. FIFA'nın UEFA'ya kaldırdık. UÇK'dan cezamızı kaldırdık. Öncelikle hedefimiz oydu geçen hafta. Bu haftadan sonraki süreçte de tabii ki TFF'deki transfer tahtamızı açtırmak. Yaklaşık onun süreci de transferin sonuna kadar süreci var. Şu aşamada siz de hepiniz de gözlemliyorsunuz. Hiçbir kulüp doğru dürüst transfer yapmadı. Herkes bankaların yapılandırmasını bekliyor. Çok acele de etmememize gerek yok. Şunu söyleyeyim, isabetli transferler yapıp katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Tabii bunun yanında da tahtayı da tabii ki açtırmak durumundayız. Ve bütün hedefimiz bundan sonraki bütün enerjimizi de tahtayı nasıl açtırırız, onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Şu an sadece Vergini'yi gönderdik. Onunla karşılıklı sözleşmelerimizi feshettik. Bajci'yi sattık. Bajci'nin de dün transferi gerçekleşti. Dün akşam üzerinde ödemesi yapıldı ve dün de imzasını attık. Yani yaklaşık bir haftalık süreç vardı ama bu biliyorsunuz sözleşme süreçleri o kadar çok kısa sürmüyor. Sağlık kontrolünden geçti. Biraz orada oyalandı. Vize problemi vardı. Dün akşam üzeri saat 5 sıralarında gerçekleşti Bajci'nin satışı. O da sıcak bir karar. Onun haricinde satılmış herhangi bir oyuncumuz yok. Sözleşmesini feshettiğimiz bir oyuncu da yok. Bazıları Süper Lig'de oynamak istiyor. Süper Lig'de de oynamak istediklerinden dolayı biz de anlayış gösterdik. Bazılarına izin verdik. Biz yarın takımımızı topluyoruz. Bazıları birkaç gün izin aldı. Bazıları bir hafta aldı ama şu an ikisinin haricinde bütün oyuncular. Yusuf Erdoğan'ı biliyorsun, onu söylememize gerek yok. Ayın 20'sinde serbest kaldı. Şu an 3 tane futbolcu var. Onun haricinde yok. Diğerleri hala mevcut bizim oyuncularımız. Ben Bursa Spor için ön plan arka plan değil de emekçi planını kendime layık görüyorum. Hocam ve başkanım neyi öngörürse ben o yolda çalışacağım. Zaten başkanımla da bu şekilde konuştuk. Önemli olan burada Bursa Spor'un faydası. Hocam takımda bir yedekler kalacaklar var. Bak kadroya baktığınızda ki zaten çoğu oyuncu belki ilk
orada kiralık gitti veya satacak olacağı var. Evde belki de 10 bin olacak, bir veya iki tane çocuk alacak diye görüyoruz farklı ettiği için. Kaç tane transfer lazım? Orada olacak gerek olacak. Nasıl? Direkt oynayacak kaç transfer lazım? Şimdi ben U21 takımına da çok defa maçları izledim. Burada yetenekli potansiyelli oyuncular var. Bir de benim belki geçmişten hikayemi de biliyorsunuz. Buradan iki oyuncu aldım. Sonra oyuncular Türkiye'nin gündemine farklı şekilde geldi. Şimdi gerçekçi şeyler söylemek gerekirse bu sorunun aslında cevabın ucu açık ve sorunun da ucu açık. Bugün siz gelirsiniz 10 tane lazım dersiniz. Öbür gün gelirsiniz 20 tane. Nerede olduğumuzu bileceğiz öncelikle. Şuna inanmak lazım. Genç oyuncuyla şampiyon olunmaz diye böyle bir kati bir, siz inanıyor musunuz buna? Böyle bir şey var mı? Oftaş yıllar önce oldu mesela. Aynı bu şekilde. Gençler bile altyapısından oldu. Şimdi elimizdeki oyuncuları, onlar çok kıymetli ve değerli. Orayı iyice irdeledikten sonra bu önümüzdeki yarından itibaren oyuncularla daha yakın bir oyuncunun saha içini değerlendirmek var. Bir de birebir değerlendirip öğrenme eğrisi. Yani söylemek istediğim şu. Bir performans eğrisi, ikincisi öğrenme eğrisi. İkincisi çok daha kıymetli. Öğrenmesi hızlı olan oyuncuya birçok şeyi fazlasıyla öğretiyorsunuz. Ben zaten bu tarafıyla biraz baskın bir antrenörüm. O yüzden eldeki malzemeye göre öyle planlarımız var. İlerleyen günlerde daha net şeyler bu konuyla alakalı söyleyebiliriz. Buyurun. Doğru. Şimdi Bursa Bakırköy Türkiye'nin bir öbürlüğü diyebiliriz bu anlamda, genç oyuncu anlamında. Ama burada son dönemde çıkan oyuncular mental anlamda özellikle problem yaşıyor. İstanbul'a giden oyuncular böyle değil. Burada yeniden bir yapılanmış diyor musunuz Selçuk Hoca'yla beraber? Timsah'ın fiziksel bir özelliği vardır. Dişleri aşındıkça sonradan yeni dişleri gelir. Merak etmeyin. Onunla alakalı ben Bursa Spor altyapısını zaten ben çalıştığım başka kulüplerde sürekli Bursa Spor altyapısından oyuncu, Fenerbahçe altyapısından buraları düşünüyordum. Bu şehirde bir potansiyel var. Bu şehrin dinamikleri var. Bu şehri bütün Türkiye kabul etmiş. Şimdi bu şehrin bütün dinamiklerini hep birlikte o psikolojik, mental olan konulara da gelince Bursa Spor formasını taşımak çok kolay değil. Bu hep beraber biraz önce ilk bana söz hakkı verdiğim, başkanım söz hakkı verdiğinde bir şey söyledim. Bu topyekun bir kalkınmayı gerektiriyor. Siz sahada bir Bursa Spor forması giren genç oyuncu varsa sahanın içinde onun hassasiyeti bende olduğu kadar sizde de olmalı. Biraz dikkatli, örselemememiz gerekiyor. Şimdi Zeki Çelik böyle oldu, Okan Koçuk böyle oldu. Ve Okan Koçuk'un bir bandırma serüveni vardı. Bandırma küme düşmüştü. Onda da psikolojik bir problem vardı. Hatırlamıyorum, herhalde bir 60-70 bir gol yemişti. Oyuncuyu tamir etmek, birebir de motive etmek bizim işimiz. Ancak sırf bizim taraftan da bitmiyor. Size de ihtiyaç var. Oyuncuyu çok baskı altına almamamız gerekiyor. Oyuncu, genç oyuncu hassastır. Genç oyuncu performans çizelgesi sürekli aynı şekilde gitmez. Zaman zaman buraya gelir, zaman zaman buraya gelir. Tabii ki bunlar benim işim. Ama size çok ihtiyaç var. Merak etmeyin. Ben zaten ilk hassasiyetim orada. Önce öz kaynaktaki oyuncuları mümkün mertebe nasıl kıymetli ve değerli hale getirebiliriz? Yoksa sürekli tüketerek ayakta kalamayız yani. Bu sırf bizim kulübümüz için değil. Dünyadaki bütün kulüpler için geçerli. Hele Türkiye'deki kulüpler için çok geçerli. O yüzden önce ben Vakıfköy'le de çok hem oradaki antrenör arkadaşlarla hem daha alt yaş kategorilerine kadar oraya gidip mesai de vermek istiyorum. Çok istiyorum mesai. Onu çok sevdiğim bir şey zaten. Ancak buradaki yoğunluk da, burada da çok gündem yoğun. Elimden geldiğince böyle entegrasyon gösterip aşağıyla yukarıyla oradan çok kıymetli oyuncular tekrar Türk futboluna kazandıracağımızı düşünüyorum. Orası önemli ve kıymetli bizim için. Başka soru soruyorsun. Tamamıyız arkadaşlar. Oturalım mı? Nasıl? Ya, sıkışacağız. Ya, sıkışacağız. Hayırlı olsun diyeceğiz ya. Arkadaşlar. Hayırlı olsun. Başlayalım. Yani bir resim aldım. Buradayım. Hocam, buradayım. Başlayalım.
Hayırlı uğurlu olsun hepimize inşallah. Hayırlı olsun.